Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Hocam piyasalarda yine bir not artışı coşkusudur gidiyor. Önce bir Moody's, ardından şimdi S&P 4 Haziran'da değil mi? Türkiye'de evet. Bir konferans düzenleyecek. O bir coşku yarattı. Biz bu not artışı meselelerini, not artış umutlarını biraz abartıyor muyuz? Piyasa mı abartıyor daha doğrusu? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Sen bugüne kadar hiçbir bakandan not artışı önemlidir diyen duydun mu? Yok. Bir şey duymadım ama piyasa çok önemsiyor. Artı şöyle. Yok canım zaten not, onların verdikleri nota kim tabii bakıyor? Tabii canım biz S&P'ye falan bayağı bir şey yaptık hani. Evet. Tepki gösterdik. Fişe i̇şte, ne dedik? İşte, fiş evet. Fişliğini yaptı falan dedik yani. Evet. Önceki gün Sayın Zafer Çağlayan şey dedi işte S&P, pardon S&P demedi. Bugün yarın not artışı gelebilir. Evet. Ama zamanlama tabii derecelendirme kuruluşuna bağlı dedi. Ve yani hakikaten yani düşünüyorum da öyle bir haberi, öyle bir not artış haberini normalde alınmış olsa bile hakikaten söylememek lazım veya öyle bir not artış haberini yani kimse gidip de bir bakana söylemez. Yani 24 saat önce bildiriyorlarmış. Hı hı. Ama öyle bir şeyin olmaması lazım. Şimdi S&P 4 Haziran'da bir şey yapacak. Kurumsallaşma konulu konferans yapacak ve burada önemli isimleri de çağırıyor. Daha önce bir defa oldu bu. İşte Fitch burada bir konferans yapacağını açıkladıktan sonra konferanstan önce notumuzu arttırmıştı. Fakat S&P'de durum farklı. S&P daha bir iki ay önce bizim notumuzu arttırdı ama bir kademe yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altındayız. Şimdi S&P'nin gelip de iki ay sonra tamam ben sizin bir daha notunuzu arttırdım diyeceğini pek zannetmiyorum. Öyle bir şey var mı? Ortam var mı? Not artışını gerektiren. Şimdi yeni onların denkleminde olmayan bir şey var. O da bu terörün bitme süreci. Dolayısıyla hani onu da hesaba katarak bir not artışı yaparlar mı? Şimdi S&P'dir ne yapsa yeridir diyeceğim. Çünkü Yunanistan'ın notunu 7 kademe birden arttırmışlardı. Yani böyle 1, evet. 2, 3, 4, 5 falan değil. Dolayısıyla hani not artışı da gelirse de çok fazla şaşırmamak lazım. Ama bu piyasalar açısından yani piyasalar şu an şeye bakıyor. Tamam not artışı havucu önümüzde duruyor. S&P'yi pek hesaba katmıyorum ben hala ama Moody's'in süresi Haziran'da da oluyor. Hı hı. Yani geçen Haziran'da yapmışlardı. Bu Haziran'da büyük bir ihtimalle onlardan bekleniyor. Çünkü onlardan değerlendirmeler hani Türkiye için özel bir değerlendirme yoktu ama bundan yaklaşık 3-4 hafta önce Moody's Londra'daki bir yayınlamış olduğu raporda tüm ülkelerle ilgili görüşlerini bildirirken özellikle Türkiye'deki barış sürecinin de önemli bir katkı yapabileceğini vesaire söyledi not artışına. Evet. Dün aynı zamanda işte Dünya Bankası Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti işte Türkiye'nin gidişatı hakkında çok çok olumlu şeyler söyledi. Hı hı. Dolayısıyla piyasa tabii ki bunu kullanıyor ya. Sadece ama piyasa hani tek başına not artışı da piyasayı yükseltmiyor. Şu an dış borsalarda da muazzam bir rally var. O da bizi çok fazla etkiliyor. Şu anki ortama baktığımızda ki bundan iki hafta öncesi Amerika'da veriler çok kötü geliyor. Avrupa'dan gelen veriler rezalet. Dolayısıyla küresel olarak yeni bir sıkıntı, yeni bir resesyon başlıyor derken Amerika'da hem o işsizlik, tarım dışı istihdam verilerinin güncellenmesi ve 88 binden 138 bine çıkartılması. Sonra yeni iş bulanların sayısının beklentilerden yüksek gelmesi. Hı hı. Bunların tamamı yeniden ivme kazandırdı. Ve Amerikan borsaları tarihi rekorlar kırıyor. Yine rekordan kapattı hem Dow Endeksi hem S&P Endeksi. Bizde de bankaların ilk 3 aylık bilançoları beklenenlerden genellikle daha iyi geliyor. Özellikle
Ocak ayından sonra faizlerinde indirim olacağı beklentileriyle faizlerin Şubat ve Mart'ta gevşemeye başlaması ve Nisan'da tam anlamıyla faizlerde bayağı bir dip görülmüş olması. Sayın Başbakan'ın esnaf ve sanatkarlar kooperatiflerinde işte faizi %4'e çekmesi, ki dün BDDK'dan da açıklama vardı. Evet. Mesela şey bile düşünülüyor şu an. BDDK Başkanı Sayın Mukim Öztekin ona cevap vermek durumunda kaldı. Hani ticari kredilerde bir üst sınır konulabilir mi bankalara? Bu dedi hükümetin tasarrufundadır dedi. Tabii ki serbest piyasa şartlarına aykırı bir durum. Yani o eğer o fiyatları belirlemeye kalkarsanız gerçekten bütün bir piyasanın işleyişini ciddi anlamda bozarsınız. Yani o çok tehlikeli bir durum. Her iki yönde de tehlikeli. Yani şunun altında faiz ödeyemez, daha doğrusu şunun altında kredi veremezsin demekle bu rakamın üzerinde kredi veremezsin demek her ikisi de çok tehlikeli. Özellikle Nihat Ergün'ün de açıklamaları var. Sayın Zafer Çağlayan'ın da açıklamaları var. Yani şu an kredi faizlerine yansımalı. Sayın Zafer Çağlayan dün yaptığı bir açıklamada çok net bir şey söyledi. O da bazı bankaların ticari kredilerde yeni faiz oranlarına göre yeniden yapılandırma yaparken, ya yapılandırma demeyelim, hani sen ev aldın, faizler düştüğü için kredini yeniden bir başka yerden kullanmak istediğinde %4'e varan komisyon istediklerini, bunun haksız olduğunu söyledi. Ben de %100 katılıyorum. Haksız. Yani böyle bir faizler, tabii bankaların da koruma mekanizması yok. Banka faizi indirdiği anda işletmelere verdiği rotatif kredilerden bahsetmiyorum. Rotatif ama krediler... Ama hocam, dün de bir haber vardı. O faizlerden kaybettiklerini başka yerlerden çıkarmaya başlamışlar. Bu işte bir sürü ücret var ya. Mesela onları arttırıyorlar. Oradaki oranları arttırıyorlar. O şekilde yalnız bir şey daha tespit ettim ben Barış. Bazı bankalarda daha önce havale ve EFT ücreti alınırken bu çok büyük tepki gördüğü için ve hesaplar ciddi anlamda kaymaya başladığı için EFT ve havale ücretlerini kaldıran bankalar var bu arada. Yani o ücretlerden ziyade. İşi artık şöyle, bankalarda orada deniz bittiğini görüyorlar. Yani o ücretlerle işte kredi kartı, yok hesap işletim ücreti vesaire bunlarla yapmaya kalktıklarında rekabet artıyor. Özellikle rekabet kurulunun bu bankalara birlikte hareket ediyorsunuz şeklinde şey yapması, ceza yağdırması ve o konuda bence tüketicinin faydasına oldu bu. Orada rahat değiller. Bu sefer ne yapacaklar? Eminim sana da gelmiştir SMS'le. Yani sürekli günde en az 5-10 tane SMS, telefonla aranıyorsunuz. Bir de o 444'lü numaralar var. Gerçi kimse açmıyor onları artık da. Öğrendiler. Açıyorsunuz. İşte size özel bir teklifimiz var şeklinde geliyor. Miktarlar genellikle çok düşük. Yani 5000 liranın altındaki miktarlarda. Hiç faiz almayacağız gibi. İşte sadece işte şu kadar TL, 5-10 lira bir şey ödeyeceksiniz şeklinde. Halbuki orada gene bir faiz kazanıyorlar. Yani işin ticaretine yönelmeye başladıklarını düşünüyorum ben. Orada da finans matematiği oyunları var. Yani diyelim ki sen 100 lira aldın. Diyelim ki 5000 lira aldın. Sen buradan 10 lirasını kestikleri anda çeşitli ücretlerle veya 50 lirasını kestikleri anda zaten %1 bir maliyete katlanmış oluyorsun. Tabii. Dolayısıyla ondan sonrakini 0.70 olsa bile dağıttığın zaman %1'i o 0.90'a gelebiliyor tabii. Veya daha da yüksek zaten tüketici kredileri. Şu an tüketici kredilerinden kazanç çok yüksek. Yani bankalar inanılmaz kar ediyor orada. Yani ona hiç şüphe yok. Yani tüketici kredilerinin şu anki faiz ortamında aylık bazda 0.90'ın altına düşmüş olması lazım. Yani tüketici kredilerinin. Gayrimenkulde hani şey kredileri, konut kredilerinde zaten düştü. O uzun vadeli kredilerde. Orada da zaten aslında parayı, onların para maliyeti o kadar da düşük değil. Uzun vadeli krediler daha riskli. Çünkü sen adama krediyi 5-10 yıllığına veriyorsun. Ama finanse ederken de 2-3 aylık, 3-5 aylık mevduatla finanse ediyorsun. Evet. Dışarıdan kaynak bularak finanse ediyorsun. Yarın dünyada faizler yükseldiğinde o kredi faizini arttıramazsın banka olarak. Orada risk var ama banka şöyle düşünüyor. Ben eğer ev kredisi verirsem mutlaka buna bir tane de kredi kartı veririm. Artı aynı zamanda hesabına
şey açarım. Hani eksi bakiyeye düşebiliyorsun ya. Mutlaka faturasını vesaire benden öder. Oradan kredili mevduat hesabı açarım. KMH. Oradan para kazanırım diye düşünüyor. Fakat tüketici inanılmaz uyandı. Yani ısrarla şunu söylüyorum. KMH'ları herkes kapattırsın. Onu defalarca belirttik. Bir kuruş bile eğer şey olsa, eksiye düşseniz siz kredili mevduat hesabında, karşılığında sabit bir miktar, minimum 1 lira 2 lira zaten sizden onu eksiye düşürdüğünüz için alınıyor. Yani bir kuruşa 100 kuruş, 100 katı evet. alınabiliyor. Bunu tabii sayıya vurursan çok fazla sayıda oluyor. Hatta Sayın BDDK Başkanı da özellikle yatırımcının, tüketicinin bilinçlenmesi açısından KMH'lara niye vurgu yapmıyorsunuz diye bize, yani medyaya, asıl büyük olay orada. KMH'lardan insanlar zarar görüyor. Bunu öne çıkartın şeklinde yorumları olmuştu. Dolayısıyla bankaya şuradan geldik. Hani bankalar borsada yükseliyor. Borsalar, tüm borsalar yükseliyor. Dış borsalarda ciddi şey var, ivme var. Ve bilançoları çok iyi gelmeye başladı. Mart bilançoları ilk 3 aylık çok iyi geliyor. Bir de Mart'tan sonra faizlerde muazzam düşüş oldu. Faizlerdeki düşüş bankaları iki açıdan çok olumlu etkiliyor. Aslında insanlar şey zannedebiliyor. Faizler düşerse bankalar daha az kar eder zannedebiliyor. Hiç öyle değil. Bir nevi portakal satan bir manavın kilosunu portakalın 5 liradan 3 liraya düştüğünde sürümden kazanması gibi. Evet. Çünkü o aynı kar marjını koyuyor. Kendisine paranın maliyeti eğer %5 ise o kar marjını üzerine koyuyor. %5 ama ben daha tüketici kredilerinde %10'un altında bir kredi görmedim. Yani hatta 14 falan krediler. Yani aradaki marja bakar mısın yıllık şeyde? Oradan ciddi para kazanıyor. Bu yüzden muazzam bir şey var. Tüketici üzerinde yoğunlaşma var. Bir de 3-5 bin lira verdiğin krediden en az bir 10 bin tane batmalı ki bankada hafif bir ısırık oluşsun. Ne bileyim, bir sinek ısırığı oluşsun yani. Dolayısıyla riski de az. Bir de adamın zaten maaşını vesairesini her şeyine haciz koyabilirsin. Kesin bir de hiç kimse Türkiye'de biliyorsun şey yapmaz. Haciz gelmesini istemez. Herkes borcuna sadıktır. Türk insanı gerçekten borcuna sadıktır. Yani öyle ödemiyorum demez. Bu anlamda bankalarla başlayan hareket yukarı doğru devam ediyor. Peki. Şimdi hocam, dün sanayi üretimi verileri açıklandı ve Mart ayında %0.9 bir gerileme var. Evet. Şimdi bu veriler ekonomide bu canlanmaya ilişkin bize ne söylüyor, ne anlatıyor? Şimdi şöyle Barış, aslında hiç beklenmiyordu yani. Yani Mart ayında üretimin böyle bir düşmesi beklenmiyordu. %0.9 da oldukça yüksek bir oran. Dolayısıyla şeye de şaşırıyoruz. Yani bakıyoruz, krediler %20'nin üzerinde artmış durumda. Yılın ilk 3 ayında da. Geçen yılın aynı dönemine göre. Aynı zamanda faizler aşağı doğru gitmeye başlamış. Tamam, hadi ilk 2 ayda müteşebbis üretmedi. Çünkü ellerinde stok birikmişti 2012'den. Çünkü 2012'de satışta oldukça zorluk çektiler ve stokları eritiyorlar. Bunun yüzden sanayi üretimi artmamıştı. Ama Mart'ta artık bir toparlanma işareti gelmeliydi. Nitekim Mart ayına baktığımızda imalat sanayinde gerileme var. Ve imalat sanayi %1.4 aşağı gitmiş durumda. Yani mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu. Yani hani geçen yıl mevsim şöyle oldu da bu böyle oldu da o yüzden arttı düştü diyecek bir şey de yok. Yıllık bazda baktığımızda da geçen yılın Mart ayında bu yılın Mart ayını karşılaştırdığımızda %1.4 bir artış var. Ve bu artışta da genel olarak madencilik şeyin, özür dilerim, madencilik azalma etkisi göstermiş. İmalat sektörü %2.5 artmış ve elektrik, gaz vesaire sektörü de %4 azalmış. Yani bu 2012'deki büyümenin aşağı gitmesi bayağı ciddi anlamda bu enerji üretimini, yani elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi dağıtımı sektörünü
olumsuz etkilemiş. Şimdi Nisan ayı verisi çok önemli olacak şey açısından. Yani Türkiye bu sene %4 büyüyebilecek mi? Çünkü Sayın Başbakan kesinlikle %4'ün altında hiçbir büyümeyi kabul etmeyecek yani. Öyle bir döneme giriyoruz ki 2013'ün büyüme rakamını biz 2014'te alacağız. Doğru. Ve 2014 tam anlamıyla böyle 3 koldan seçimin geldi. İşte referandumu olacak, cumhurbaşkanlığı seçimi olacak veya başkanlık seçimi olacak belki de. Arkasından yerel yönetimlerin seçimi var, genel seçimler var. Yani tüm bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Türkiye büyümek zorunda. Mecburen büyüyeceğiz. Yani ve en azından ilk Mart ayındaki veriler şu an için henüz büyümede ivmenin gelmediğini gösteriyor. Tahmin ediyorum da Nisan ayında özellikle o ivme gelecek. Çünkü Nisan ayında bir toparlanma var. Peki hocam, şimdi borsada rekorlar kırılıyor ama bu sadece bizde değil, dışarıda da böyle. Özellikle işte merkez bankalarının faiz indirimleri hakikaten piyasayı coşturuyor. En son işte Kore Merkez Bankası'nın, sabah da konuştuk sizinle. Evet, Bank of Korea. Bank of Korea'nın faiz indirmesinden sonra onun bir coşkusu var yine. Peki şunu soracağım, şimdi artık haftanın sonuna da yaklaşıyoruz. Bu rekorlar devam eder mi? Ve böyle bir durumda bu rekorların olduğu bir ortamda yatırımcı nasıl hareket etmeli, ne yapmalı? Valla şimdi rekor üzerine rekor. Bu, biz bunu şeyde yaşadık. Bir 92 ile 94 arasında yaşadık. 10 kat arttı borsa. Bir 99 ile 2000'de yaşadık. Yine 10 kat arttı borsa. Yani 8-10 kat arttı. Hadi o zaman enflasyon %40'larda geziyordu. Yani %40'a karşılık borsanın daha yüksek kazandırması gerekiyordu. Bu sefer de hani bırak yani 8-10 kat artmayı, yani bir kat artsa kırdığı yer 86 binden 160 bin demektir. Tabii. Şimdi geçen bir programımızda konuşmuştuk ya, Warren Buffett Fed tehlikeli sularda yüzüyor demişti. Hı hı. Mesela bugün Rubini de şey yapmış, konuşmuş. Şu an borsalar çok iyi gidiyor. Ve bu 2 yıl içerisinde hisse senetlerinde ciddi yeni krizi de getirebilir şeklinde konuşmuş. Önemli olan şu, henüz dünyada şöyle bir teknik keşfedilmedi. Balonu ölçme tekniği keşfedilmedi. Yani fiziki olarak sen bir balonu şişirdiğinde bu balonun patlayacağı anı tespit edebilirsin. Dersin ki bu balonun işte dayanma gücü şu kadardır, şu kadar gerilme var vesaire, esneme özelliği şudur. İşte şu kadar şişirdiğinde hava basıncı şuraya geldiğinde zaten içerideki hava basıncı dışarıdaki hava basıncıyla karşılaşıyor. Hı hı. Dışarıdaki hava basıncı daha yüksek olduğu sürece balon şişmeye devam ediyor. Ama ne zaman içerideki hava basıncı dışarıdakinden daha yüksek hale geldiği an patlıyor balon. Ekonomide de benzer bir şey oluyor. Fakat ekonomide bunu ölçemiyoruz. Yani fizik laboratuvarına koyduğun gibi ne yapıyoruz? Tarihe bakıyoruz. Tarihe baktığımızda neler olmuş, nasıl patlamış balonlar? İşte 2008'de Amerika'da patladı mortgage balonu. 1990'da Japonya'da patladı bu balon. Kanada'da patladı. İşte İspanya'da konut balonu patladı. Türkiye'de de şu an konut fiyatları şişmeye devam ediyor. Ve bu nereye kadar devam edebilir bilmiyoruz. Evet. Fakat her bildiğimiz kesin bir şey var. Bir patlama olursa ben erkenden kaçarım. Yani insan böyle düşünüyor. Beynimiz öyle programlanmış. Bu yüzden de çok rahat risk alınabiliyor. Borsada da baktığımızda, borsada balon var mı dersen bugünkü fiyatlardan balon yok. Yani şu an fiyatlara baktığımızda işte bankaların fiyat kazanç oranlarına, yani karının kaç katından işlem geliyor bankalar veya bankalar öz varlıklarının kaç katından işlem görüyor diye baktığımızda hakikaten hala çok uygun bankalar var ve şirketlerin genel olarak fiyatlarına balon oluşmuş diyemem ama hisse bazında çok balon var. Yani şirket, bir örneğin bir şirket, bir hisse senedinin baktığınız zaman kesin olarak bir balon oluşmuş diyebiliyorsunuz. Aman ha dokunmayın, buraya sakın girmeyin diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu artışlar barış devam edecektir para girişi olduğu sürece. Fakat benim özel bir göstergem var.
O göstergeyi her zaman birçok yayında söylüyorum. O da şu, ne zaman bizim borsamıza bir gün içerisinde 1 milyar lot işlem olduğu anda, bunun anlamı şudur, artık herkes borsaya girmeye başlamış demektir. Ondan sonra artık balonun gerilme kuvveti, içerideki basınç, dışarıdaki basıncı zorlamaya başlar. Orası tehlikeli olur. Ama borsada işlem miktarı, günlük işlem miktarı, alınıp satılan lot miktarı, hani 900 milyon lota, 950 milyon lota ulaşmadan önce borsalarda genellikle tedirginlik vardır. Hiç kimse alım yapamaz. Alım yapmadıkça borsa gider. Belli bir süre sonra bakar ki etrafına herkes alım yapıyor, o da alım yapar. Orası da zaten işlem hacminin patladığı yerler olur. Şu an öyle bir balon görmüyorum yani. Peki hocam, bir reklam aramız var. Bu arada sorular, yorumlar gelmeye devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra paranın rotasına devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam sorular da gelmeye başladı. Bu arada internet üzerinden yayınımızın olmadığına ilişkin bazı izleyicilerimizden mesajlar geliyor. Onu da iletmiş olalım teknik sorumlu arkadaşlarımıza. Onunla ilgileneceklerdir. Bugün Comtele üzerinde şu anda bir problem var sanırım. O konu hemen düzeltilecektir. Şimdi sırasıyla başlayalım. Murat Birecik demiş ki biz bunları konuşuyoruz ama hane halkı borcu ne olacak? Sürekli unutuyoruz demiş. Aslında yok, unutmuyoruz. Yani ben belki de ne bileyim, yazdığım herhalde haftada gazetedeki köşemde yazdığım yazılarda, buradaki programlarda ısrarla şunu söylüyorum. Yani biz geleceğimizi harcıyoruz, halk olarak da harcıyoruz ve bu ivme arttı. Yani gelecekte kazanacağımız paraları bugünden harcayarak onun keyfini bugünden yaşıyorsak eninde sonunda bireysel krizler sürekli oluyor Barış. Yani hani küçük küçük yerel krizler diyeyim. Yani makroekonomik krizin olmasına gerek yok. Bir insan işini kaybedip de aynı anda bir de her ay 1500-2000 lira ev taksidi vesaire ödüyorsa zaten o kriz yaşıyor. Bu anlamda tek bir gösterge vereceğim. Yani hane halkı borcunun makroekonomik anlamda iki katına daha çıksa, yani şu an Türkiye'de normal, hala Avrupa Birliği'ndeki hane halkı borcunun seviyesine ulaşamıyor. Yani milli gelirin oran olarak baktığınızda biz o anlamda çok şey değiliz. Fakat burada bu şu anlama gelmemeli. Mesela Merkez Bankası raporlarında da bu çok vurgulanıyor. İşte bizim borçluluğumuz, hane halkının borcu ve varlıkları bir araya getiriliyor. Şimdi hane halkının borcu var ama bankada parası da var. Dolayısıyla varlıkları düşmen gerekiyor net borca ulaşmak açısından. Bu borçlara baktığımızda bu borçlar şu an yeniden hızlı bir ivmeyle artmış durumda. Hane halkı borcu için net bir rakam söylüyorum şu an. O ay o eve giren toplam paranın %30'undan fazla bir taksidi olmasın. Asla da olmasın. Bu tam bir ekonomik kanun. Bir muhasebe kanunu değil. %30-35'i geçen hiçbir şirkete, yani yıl aylık cirosu diyelim ki 10 milyon olan bir şirketin eğer toplam yıllık cirosu 10 milyon olan bir şirketin eğer toplam borcu 3,5 milyondan daha fazlaysa %35'ten hiçbir banka ona kredi vermeye yanaşmaz. Finansal borcu. Bu anlamda hane halkımıza ben sesleniyorum. Asla bu oranı aşırmayın. Bu oranı aşırdığınız an sizde de balon şişmeye başlar ve o balon bir gün patlar. Çünkü ya düşünebiliyor musun? Yani inşaat sektöründen ne kadar olumlu bakıyorlar, inanamadım ben yani. Dün gelen bir konuk, biz nasıl mal yetiştireceğiz, nasıl şey yetiştireceğiz onu düşünüyoruz. Yani arz çok değilmiş. Eğer olaya böyle bakılıyorsa gerçekten o zaman ciddi bir tehlike var demektir. Bu her zaman böyle olmuştur. Murat Birecik'in söylediğini zaten ısrarla vurguluyorum. 2012 yılı Babacan'ın başkanlığında ve Merkez Bankası'nın da önderliğinde hane halkının bu borç artışını engelleme yılıydı. Fakat şu an ona son verdik. Merkez Bankası daha önce söylediğim gibi Mart ayı itibariyle pes etti. Artık büyümeye destek verdiğini de söylüyor. Bunun gerekçeleri de her zaman bulunabilir, veriyor. Ve bundan sonra hep birlikte borçlanacağız. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani. Peki Ali Bayramoğlu da diyor ki hocam, bankaların açtırdığı banka hesapları onlara muazzam karlar sağlamadı mı?
millete 90-95'li fiyatlardan satıp 80-85'li fiyatlardan pozisyon kapatsalar bu altın hesaplarında %10'luk karlar demek değil mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum demiş. Şimdi bankalarda olay şöyle, hani onun teknik ayrıntısını bilmek gerekiyor. Yani bankaya siz altınınızı götürdükten sonra banka bunu ne yapıyor? Sayın Bayramoğlu şunu da söylemiş, hani fiziki karşılığının bankalarda olduğuna inanmıyorum demiş. Şimdi bu inanıp inanmamak meselesi değil, BDDK bankaları çok sıkı denetliyor bu konuda. Yani her bir varlığının karşılığının ne olduğunu çok sıkı denetliyor. Ve herhangi bir kriz ortamında, herhangi bir hani Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da banka stres testleri yapılıyor ya. O stres testlerini biz her gün yapıyoruz. Her banka göndermek zorunda. Her bankanın risk yönetimi birimi göndermek zorunda. Birincisi bu. İkincisi, bankalar bunu 90-95'li fiyatlardan alıp 80-85'li fiyatlardan pozisyon kapatsalar diyor. Ve bu olabilir. Ama bu yasal değil. Ben bankaya altınımı vermişsem, bileziğimi vermişsem ve banka bunu aldıktan sonra ne yapıyor? Direkt olarak senin hesabına kaç gram altın yatırdın diye şey yapıyor, belirtiyor. Yani şu kadar gram altın. Bunu nereye gönderiyor? Hurda altın olarak gönderiyor. Onun karşılığındaki altın, altın borsasında tutuluyor. Yani daha doğrusu böyle olmak zorunda. Ha, ben buna inanmıyorum dediğiniz anda şöyle olması gerekiyor. O zaman hakikaten belgelediğiniz anda büyük olay olur bu. İnanılmaz bir olay olur. Yani bu belgelendiği anda, böyle bir şey olduğu anda, yani hani daha önce Uzan İmar Bankası'nda repo yapıyordu. Repoda senin elinde tahvil vardır. 3 günlüğüne ben sana veririm o tahvili. Senin paranı alırım. Dolayısıyla o tahvilin 3 günlük getirisini sana yazarım. Evet. Ben oradan %1 getiri sağlıyorsam, atıyorum bu rakamları, öyle bir getiri yok şu anda. %1 getiri sağlıyorsam sana da 0.80'ini anlaşırız, şu fiyattan alacağım derim geri. Geri almak vaadiyle ben sana tahvil veririm. Ama İmar Bankası'nın böyle bir yetkisi olmadığı halde, elinde tahvil bonu olmadığı halde repo yapıyorum diyerek insanların parasına 3 günlük güya faiz işletiyor. O zaman böyle bir duruma girer. O zaman çok ciddi bir olaydır. Yani o zaman bütün sistemi göçürürsünüz. O güven yıkıldığı anda veya bu ortaya çıktığı anda, bir bankada bu ortaya çıktığı anda, bütün şu ana kadar yapılan bütün çalışmalar, bütün çabaların hepsi boşa gitmiş demektir. Böyle bir riski ben hiçbir bankanın alabileceğini zannetmiyorum. Ve fiziki karşılığı var altınların. Hatta bu altınlar nerede tutuluyor? Senin yatırdığın 100 lirana karşılık, TL'ne karşılık. Banka TL kredi veriyor, altın kredi vermiyor. Ne yapıyor? Merkez Bankası da bu şeyi getirmiş. Direkt Merkez Bankası'na gönderiyor bu altınları. Yani onun kendi hesabında Merkez Bankası'na yatırıyor. Muzam karşılık olarak. O anlamda Ali Bey endişesinde haklı olabilir. Yani ama onun mesela şöyle demiş olsaydı, ben bankaya gittim, şöyle bir şey olay oldu, şu 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 sebeplerden dolayı karşılığının olduğunu düşünmüyorum derse, hani o zaman onun üzerinde konu şey yapılabilir, araştırma yapılabilir. Fakat benim bildiğim böyle bir şeyin, yani bırakın şeyi gerçekleşmesini, olmasının, konuşuluyor olması bile zaten sistemi bitirir yani. Peki hocam, altına bakalım mı? Altında durum ne? Evet, altına bakalım. Altın dediğimiz gibi, yani altından hani 1480'e gelmişti altın. Ve oradan itibaren gevşiyordu. Günlük grafiğe bakacak olursak, verelim arkadaşlar grafiği. En son 1480 dolar seviyesindeydi. Ve bu seviyelerde yatay bir hareket yapıyor. Özellikle altında bu sıkışma var. Şimdi Paulson diye bir adam var. Milyarlarca dolar altına yatırım yapmıştı. Ve altının da çok yükseleceğini söylüyordu. Ve onun fonuna yatırım yapanlar şu an gerçekten çok ciddi zarar etmiş durumdalar. Dolayısıyla da onun da fondan altın azalttığı belirtiliyor. Fiziki talep altını şu ana kadar getirdi. Şu an bir kararsızlık var. Ben şunu söyleyeyim. Özellikle 1420-25'in altına indiği anda altın çok sert yeni düşüşler olur. O yüzden 1425'i iyi izlesin. Yani oraya geldiği anda ondan sonra tekrar 1350-1360'lara kadar düşüşler olabilir. Yukarı harekette de 1490 dolar seviyesi var. 1490'ın üzerine çıkarsa
yeni bir ivme kazanabilir. Ama şu an Amerika'da faizler artıyor. Yani 10 yıllık faizler artmaya başladı, tahvil faizleri. Ekonomilerde büyümeye doğru sinyaller verdiği için altında şey olmayabilir Barış. Yukarı yönlü hareket olasılığı daha zayıf gözüküyor. Hı hı. Hocam dövize de bakacağız ama bu arada bir şey soruluyor, ısrarla soruluyor. Onu hemen aktarayım size. Bu yatırım danışmanlığı hizmeti ne zaman başlayacak, nasıl başlayacak diye birkaç izleyicimiz arka arkaya mesajlar atmış. Ona da bir değinelim isterseniz unutmadan. Vallahi şöyle söyleyeyim. Biz normalde 1 Mayıs itibariyle başlamayı düşünüyorduk. Hı hı. Fakat şu an teknik problemlerimiz vardı. Daha doğrusu şöyle yapıyorsun. Belli bir hizmeti vermek için bir server var. Ve bu server'a o hizmeti biz verirken hani alın işte size bir rapor hazırladık okuyun şeklinde değil. Hani videosu da hazırlanacak raporun. Dolayısıyla herhangi bir hisse üzerinde bir rapor hazırlanmışsa video da hazırlanmış olacak. O hisseyle ilgili webinar, canlı yayınlar da olacak. Yani öyle bir hizmet. Ve bunun için de çok hızlı internet bağlantısı gerekiyor. Ve ben buradan bizim bütün bu telekomünikasyon şirketlerini tebrik ediyorum. Mecidiyeköy'de fiber yok. Yani Türkiye'nin her tarafını fiber... Evet, Mecidiyeköy'de fiber hat yok. Ve o videoları yüklemekte ciddi teknik problemlerle karşılaştık. Hani videolar da öyle çok kaliteli çekilmek zorunda. Hı hı. O videoları yüklemekte problemlerle karşılaştık. Şu an mecbur kazı yaptırıp fiber bağlatmaya çalışıyoruz. Ben bilmiyordum hocam Mecidiyeköy'de olmaması enteresan. Yok, Mecidiyeköy'de daha önce belediyenin bir altyapısından fiber gelmiş ama normal büyük şeylerin, onlar da mesela diyelim ki telekomünikasyon şirketleri veya diğer firmalarda oradan kiralayarak sana hizmet getiriyor. Bak evde ben 45 liraya kullanıyorum 20 megabit fiber hattını. Şu an bize bağlanırsa biz ayda 1600 lira ödeyeceğiz. Sadece aylık fiber masrafı olarak. Teknik problemler bunlar. Ben evet. Video ve rapor yükleyemeyince açamıyorum dolayısıyla. Dolayısıyla o sorun hallolduğu anda hemen başlayacak. Peki hocam dövize de bir bakalım o zaman. Hem pariteye hem de dolar Türk lirası. Dövizde Barış artık şöyle faiz indirimi olasılığı yüksek. Hı hı. Buna rağmen döviz aşağı gidiyor. Grafiği verirsek eğer. Grafikte 1.78 seviyesine kadar geriledi döviz. Yani dolar geriledi. Ve Merkez Bankası bunun önüne geçemiyor bir türlü. Yani reel efektif kur endeksi de yükseldi. Ve baktığımız zaman 1.78.94. 1.78'e kadar gerileyebilir. Merkez Bankası'nın bu sefer ben faizleri de indirecektir büyük bir olasılıkla. Aynı zamanda da rezerv opsiyon katsayılarını radikal biçimde yükseltebilir. Yani piyasadan ekstra döviz talebi yaratmak isteyebilir. Bunun sebebi Japonya'nın da bastığı paralar ve buraya da gelmeye başladı. Yabancı takas oranı inanılmaz yeniden yükseliyor. Yani herkes döviz bozdurup TL'ye geçip tahvil bonu alıyor veya hisse senedi almaya başladılar. Bu yüzden kısa vadede dolar aşağı gidecek diye bekliyorum. Yani kısa vadede 1.78'lere kadar inebiliriz. Ama 1.78 veya 6 görülürse ben mutlaka 2-3 ay vadeli oradan pozisyon yapılabileceğini düşünüyorum. Evet. Pozisyon yapılabilir oradan. Hocam süremiz doldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi biz bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.